Değerli dostlar, hepinize merhaba. Bir videoda da sizlerle karşı karşıyayız yine. Benim işim emlak danışmanlığı. Yaklaşık 15-16 senedir aynı muhitte bu işi yapıyorum. Ama insanların yüksek bütçelerde alamadığı daireleri daha uyguna nasıl alabilirler diye bu kanalımda insanlara yardımcı olmak için araştırıyorum ve bulduğum doneleri de sizlerle paylaşmaya çalışıyorum nacizane. Kanalıma abone olup bana destek verirseniz çok mutlu olurum. İnşaat maliyetleri, daire maliyetleri arttı. Demire, çimentoya hemen her gün zam geliyor. Bunları mutlaka takip ediyorsunuzdur. Gerek internet sitelerinde, gerek görsel yazılı basının hepsinde var. Hayat pahalılaştı. İnsanlar artık yerlerinde durmuyor, devamlı bir sirkülasyon olmaya başladı. Özellikle kentsel dönüşümden sonra. Kentsel dönüşümden sonra fiyatlar düştü mü? Düşmez. Türkiye'de hiçbir zaman fiyatlar düşmez. Bunu herkes ama herkes kafasına yazsın arkadaşlar. Hiçbir zaman da düşmedi. Ancak nasıl ev sahibi olursunuz biliyor musunuz? Krediler çok düşer, ondan sonra ev sahibi olursunuz. Atıyorum 0.60-0.65'lerden. O da birikimi olan insanlar varsa bunları alabiliyorlar zaten. Birikimin yoksa yine hüsran, yine hüsran. Ha, biz burada ne yapıyoruz? Çeşitli illerdeki, sadece İstanbul için değil, bulduğumuz ucuz daireleri, işte bankalardan çıkan, çeşitli devlet dairelerinin ihalelerinden çıkan, buradan çıkan dairelere kısıtlı peşinatlarla girmek isteyenler için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Faizler düşer, ev fiyatları düşer, asla böyle bir şey yok diyenlere de inanmayın. Düşmedi, düşmeyecek de değerli dostlar. Dediğim gibi Allah herkesin gönlüne göre versin. Bu programları daire alamayan, peşinatı az olan, daire alması güç olan arkadaşlar için yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bunda da başarılı oluruz. Mükemmel de olur bu program sayesinde bir kişi bile ev sahibi yapsak. Değerli dostlar, şimdi geçelim bakalım hangi bankamızda, hangi fiyatlara, hangi daireler varmış, onları sizlerle paylaşayım. Hadi geçelim. Evet değerli dostlar, Vakıfbank sayfasına girdik. Şu an ben size aşağı kısımda linklere bıraktım. Oraya tıkladığınız zaman zaten bu sayfaya girmiş olacaksınız. Burada satılık gayrimenkul ve araçlar kısmı var. Buraya tıkladığınız zaman bakın karşınızda Vakıfbank'tan satılık gayrimenkulleri görüntülemek için, teklif vermek için tıklayınız diyor. Buraya da tıkladığınızda değerli dostlar şöyle bir sayfa çıkacak karşınıza. Bu sayfamızdan da daireleri göreceksiniz. Ben sol tarafta hızlı arama bölümünde il seçebiliyorsunuz. Konut, iş yeri, arsa bunları seçebiliyorsunuz, ayırt edebiliyorsunuz. Daire, apartman dairesi, bina, müstakil ev, rezidans, villa seçimleri yapabiliyorsunuz. Fiyat aralığınızı seçiyorsunuz. Ben ucuz aradığım için, yani bütçem kısıtlı olduğu için diyeyim size, 40 bin ile 50 bin arası arıyorum. Ve karşıma buradaki ilanlar çıkıyor. Bakın neler var? Vakıfbank'tan satılık 2+0 daire var, 34 metrekare. Osmaniye Merkez Fakı Kuşağı'nda 49 bin liradan çıkacak burası. 43 bin liradan var. 1+1 31 metrekare. Aynı yerde bunlar. Aynı yerde birçok daire var. 42 ve 49 bin lira arasında değişiyor bunlar. Başlangıç bedeli değişiyor. Bakın şu bloklar gördüğünüz gibi zannedersem burada bir 7-8 tane daire var. 1+1, 1+0 gibi, 2+0 gibi daireler var. Osmaniye'ye selam olsun. Oradaki arkadaşlarımız buraya katılabilirler. Bakın Trabzon Vakıf Kebir Kemaliye'de var. 49 bin lira başlangıç bedeli ile orada da bir 73 metrekare apartman dairesi demiş. Çorum Ortaköy Bahçeli Evler'de 49 bin lira 93 metrekare. Görüyor musunuz? Bakın sol tarafta. Bunlara teklif verebilirsiniz. Bitlis var. Bitlis'te de 110 metrekare. Yine şurası 49 bin lira başlangıç bedeli var. Değerli dostlar. Bunlara
ulaşabilirsiniz. Vakıfbank şubelerinden de mesela Osmaniye'deki Merkez Vakıf Uşağı'ndaki Yakın Vakıfbank şubesine gidip oradan da bilgi alabilirsiniz değerli dostlar. Dairelerimiz bunlar. Bir tanesinin içine girelim. Bakalım neler varmış. Mesela teklif ver diyelim şuna. Hemen karşımıza bakın bu sayfa çıkıyor. Burada nasıl başvurulur? Taşınmazlara teklif verebilmek için en yakın Vakıfbank şubesine başvurulması, taşınmazın muhammen bedelinin %5 tutarındaki teminatın yatırılması ve şubemizde doldurulacak gayrimenkul satış şartnamesinin her sayfasının imzalanması gerekmektedir. Başvuru sırasında istenecek belgeler de yazıyor arkadaşlar. Gerçek kişiler için yani şahıslar için nüfus cüzdan fotokopisi yeterli oluyor. Tüzük kişiler için gayrimenkul satış şartnamesi imzalayan kişinin şirket yetkilisi olduğunu yani şirket üzerine alacaksanız bunlar lazım ama gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi var. Nasıl teklif verilir de burada söylemiş. Gayrimenkul satış şartnamesini buraya koymuşlar. Yani gayet kolay, gayet basit. Bu bedeller üzerinden de %5 ile teminatla İnşallah umarım ki bu dairelerden bir tanesine sahip olabilirsiniz. Osmaniye'de çok daire var. Dediğim gibi 42 bin lira ve 49 bin liradan başlayan daireler. Osmaniye'de çok 1+1 daireler. Özellikle Fakı Uşağı, Osmaniye Merkez Fakı Uşağı bölgesinde 34 metrekare, 33 metrekare. Ve küçük daireler ama fiyatları da ona göre küçük arkadaşlar. Artık siz kendiniz değerlendirin. O bölgeyi bilenler dairelerin eder fiyatlarını da biliyorlardır. Eğer yüksekse bu fiyatlar zaten girmeyin. Ama uygun fiyatlardansa Osmaniye bölgesi için uygunsa kaçırmayın derim sevgili dostlar. Değerli dostlar videomuzu izledik. Gerçekten fiyatlar çok iyi. Açılış fiyatları çok iyi. Değerlendirin diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana destek verin. Sizler için araştırdığım ucuz daireleri kısıtlı imkanlarla daire almak isteyenlere ucuz dairenin alma yollarını diğer insanlara da ulaşmamı ve o insanlara ucuz daire nasıl alınır o yolları gösterme imkanı tanıyın. Daha çok abone, daha çok beğeni lütfen. Kanalıma abone olun. Daha çok insana ulaşalım. Bir kişiyi bile ev sahibi yapsak hep beraber hepimiz çok mutlu oluruz. Bana vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu zor günlerde, pandemi günlerinde sağlıklı kalın, sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.